meme kanseri. Tabii bu bizim o gece yarısında kendi kendimize, kadın kadına birbirimizi teselli edişimiz gibiydi. Öyle de oldu. O an için gerçekten telkin buldum. Ve sabah kendime hemen Erol Olcaş hocamıza, Doktor Erol Olcaş Bey, Medikana Çeşme attık. Ultrason, kontroller derken seviyeyim şirkette. Bunun çok da öyle sevimli bir parçacık olmadığı ortaya çıktı. Ve o oda, doktorumun odası bana o anda dünyanın alt üst olduğu oda oldu. Yani böyle çıksam gitsem de daha görmesem falan. Doktorumuzu çok sevdiğim halde böyle bir imaj içerisinde orada da. Ama çok babacan tavrıyla sağ olsun ilk kabullenişimde. Kabullenmiş olmuyorsunuz tam olarak bu kadar kısa sürede ama en azından benim deneyimim bu yönde. İlk şokunu diyelim 60 bulundum. Sonrasında tabii orada hala gidiyorum. Oraya uğramadan rahat edemiyorum. Erol hocamızı da ziyaret etmeden şöyle bir onun babacan tavırlarından enerji buluyorum. Erol babanın yeri oldu yani. Artık öyle bir his içerisinde değilim o dönemde. Ama ilk bir hafta yani sabahları kalktım. İlk aklıma böyle gelmeden önce diyeyim neydi, dün ne olmuştu, ben kanserim şeklinde gözyaşlarına boğuldum. Bu böyle 7-8-10 gün belki sürdü kabul ediş süresi içerisinde. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değilmiş. Ben çok geç olmamakla beraber ikinci evre başında fark ettim. Şükür ameliyat sonrası şu anda sağlık durumum iyi. Hala hazırda bu yolu yürüyorum, tamamlanmış değil tedavi, ışın tedavisi alıyorum. Ve bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Çünkü onkoloji benim böyle kapının önünden bile geçerken hastanede levhası var falan kafamı döndüm ve korktum. İşte hani kanser adı soğuk bir hastalık ya artık halbuki içeriği çok değişti. Her aşamasına karşı bir tedavi var. Bu kadar ilerlemiş olması çok, son derece mutluluk verici onkolojinin Türkiye'de de. Ve bu levhayı gördüğüm gibi kaçtığım yerde adeta yuva gibi bir benimseme içine girdim. Kitabım, evet adını 13. kat, bu serhisten alıyor. Zaten olayların çoğu orada, günlerimin çoğu orada geçtiği için doktorlarımız, hemşirelerimiz, oradaki hastalar, diğer hastalar, onlarla olan irtibatlarım, konuşmalarım, yol kesişmeleri, bambaşka deneyimler aslında çok zenginlik kattı bana. Ben yazmaya başladığımda tabii böyle kitap yazma fikri hep var. Yıllardır ben zaten blog yazarıyım. Ama işte gezi notlarımı falan artık emekliliğim de kapıda gezdikçe yazarım falan diye planlar kuruyorum, düşünüyorum. Yok ya öyle hiçbir şey hani ne demişler siz planlar yaparken hayat başınıza gelenlerdir diye bir söz vardır ya öyle. Siz istediğiniz kadar plan yapın bir şeyler gelişebiliyor isteğiniz dışında ve yol değişime giriyor. Önemli olan bana göre pozitif kalabilmek. Bunu belki şiirane bir şekilde söylüyoruz. Hep dilimizde pozitif kal, pozitif ol. Öyle kolay olunmuyor tabii. Hele böyle büyük aşamalarda pozitif kalmak çok zor oluyor. Ben kenara çekilip işte günlük tutma alışkanlığım da bu COVID-19'de başladı. Ondan beri notlar tutarım. Zaman zaman blogda vermek üzere. Ama bu artık öyle bir şeye döndü ki, Oğuz'la bile konuşamadım şeyleri şöyle böyle ne olur falan notlar tutmaya başladım. Derken böyle bir içe dönük günlük dediğimiz, kendi kendime konuşup onun üzerinden mesajlar verdiğim, bazen kendimi masaya yatırdım, bazen kendime kızdım, bazen de ne yettim be kızım falan dediğim bir havaya girdi. yazıyorum, bazılarını Oğuz'dan saklıyorum çünkü aslında bazılarını ona yazıyorum falan derken, böyle birlikte baktım 5 sayfa, 10 sayfa, 15, 27 diyor. Oğuz gördü dedi, sen bayağı yazmışsın. Dedim işte böyle, yap bunu bir kitap dedi istiyordum. Ama dedim yani kanserimi mi anlatayım ben şu kitapta çok özellerim var içinde falan gibi. Birden de fikri yadırgadım önce. Fikir babası o. kitap olma fikri. Dedim sonra bakalım ben yazmaya devam edeyim. Tabii biraz da şef geldi. Adeta biraz da kanserimi unutuyorum, kitabımı yazacağım falan. Bu anlamda bir hobiye, bir meşgaleye odaklanabilmesi insanın gerçekten çok iyi oluyor.
yani dolu dolu geçiriyorsunuz süreci. Bugün terapiye gideceğim, bugün kemo alacağım, işte bugün şöyle böyle ultrason var. Onlara odaklanmıyorsunuz, onlar bir anda gidiyorlar. Ya şu kemodan bir çıkayım da dur aklımda şunlar var, bir yazayım falan oldu. Yani benim hobim yazmak olduğu için böyle oldu. Tabii bu böyle birikip de bir kitap havasını almaya başlayınca ben ya bir döneyim şu noktalarına birbirlerine bakayım çünkü öylesine basit bir şekilde yazıyorum ki karalar gibi, içimi döker gibi. Hatta karalıyorum, karalıyorum onu da yaptım yani şu alıp alıp filan hani için böyle öfkelendiğinde yaptığımda oldu. Sonrasında kitap yoluna girince dedim Yonca ya ne yaptın sen? İyi yaptın. Gerçekten kendi kendime önce şöyle bir good girl deriz. Ben ya Amerika'da yaşadığım için bazen böyle İngilizce kelimeler katıyorum. İşte o zaman dedim iyi yapmışsın ya. İyi ki bu ortaya çıkmış. Bari şunun hakkını ver bir tamamla. Çünkü Kemal'ın sonlarına doğru bazen işte böyle moralim ya ne zaman bitecek? Sabırsızlandım. Çok uzun sürdü. Bir de araya bayram tatilleri falan girdik derken böyle kaygılar yaşadım. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geldiği süreçte işte o zamanlarda yine kitabı düşündüm. Öyle bir kitap çıktı ki ortaya, okuyanlar bilirler, okumayanlar da zannetmesinler ki bu böyle elem, kederlik, öfke kitabı, öyle bir şey değil. Ben de bazen yazdıklarımı okuyunca kahkaha atıyorum, gülüyorum, hadi be Yonca diyorum falan kendi kendime. Eğlenceli bir kitap oldu aslında, çok bölümleri sizi gülümsetecektir, ona inanıyorum. Niye bitiyor vereyim mesela, bir değiştir diye bir başlık atayım. Hani sihirli sözcüklerimiz vardır. Teşekkür ederim. Üzgünüm. Seni üzdük. Pek sık söyleyemeyiz bazen, itiraf edemeyiz ama bunlar sihirlidir aslında. Bunu söyleyebildiğiniz anda konuşma şeklimiz hemen bambaşka bir yere akar. Tartışmalar biter. Ortamdaki hararet söner. İşte bunun gibi bir sihirli sözcüğü de diyelim bu kitapla eklemiş olduk. Değiştir. Değiştir. Ne zaman böyle tartışmalar hararetlense, birbirinizi kıracağınız yere gelseniz, noktalayamasanız o anda o durumu, biri diğerine yani hatırlayıp da değiştir derse, bu aramızda espri de kaldı tabii. Kitabı okuyanlarla da öyle, bana değiştir diye seslenenler oldu. Tabii memnun oldum, demek ki bir yer etmiş, bir işe yaramış bu Tio. Okuyunca anlayacaksınız sizden bahsettiğimi, şimdi daha fazla Tio vermiyorum. Şu anda geldiğim noktada ameliyat sonrası önlem için ışın alıyorum. 25 gün sürecek. Sonrasında da bir hap tedavisi benim kanser tipime göre gerektiği için ve sağlıklı bir şekilde denilene göre %98'lik başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Verilen bir örneği iletmek istiyorum. Bana hastanede, medikhanede. Hani tansiyon hapı birçoğumuz kullanıyor. Tansiyon hapı kullanırken ne yaptınız? Aldınız, doktor yazdı. Bundan sonra tansiyon hapı kullanıyorsun, tansiyon hastasısın. Tamam, sizi bu kanser kadar etkiledi mi? Yok, etkiledi tabii, etkilemez mi? Her hastalık etkiler ama hani böyle kanser gibi ürkünç bir şey yaratmadı, bir his yaratmadı mesela bende. Tansiyon hapı da kullanıyorum çünkü. O anlamda bu örneği verdiğinde bana oradaki doktorlarımızdan biri işte dedi bu da böyle bir şey, yani hapını alacaksın. Dedim, benimseyeceksin bu hastalık, önümüzün bir hastalığı var, onunla beraber yaşayacaksın, dikkat edeceksin gıdana, hareketine, suyuna. Gerçekten de öyle. O anda sakinlik kazandım. Farkındalığım arttı. Evet, ben bir kanser hastasıyım ve bunun tedavisi var. Çok da güzel bir şekilde ilerledi. Bu anlamda şanslıyım. Her aşamasında, ne aşamasında olursa olsun, yakalansam veya yakalanmış olsanız, yapılacak bir şeyler var. Onkolojide bu çok güzel. Bunu bilmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Eskisi gibi değil. Yani kanserlerde değişti. O anlamda ben geldiğim noktada aldığım tedaviden de memnunum. Ve pozitif kalmaktan başka hiçbir yol bilemiyorum ben. Her hastalık için bu böyle ama özellikle kanserde. Kitabımın arkasında yer alan satırlarla sözlerimi noktalamak istiyorum. Yaş böyle 5 yaş üstü olunca çözülüyorsunuz. Ayağınızın altından halı çekilmiş gibi olur ya bazen. Hayat alt üst olmuş da boşlukta kalmışız gibi. Biz zaten boşlukta dönen bir kürenin içinde yaşıyoruz hayatlarımızı.
o kadar değişken, o kadar sabit değil ki. Değişim halindeyiz. Kim önde, kim geride. Yaşlı olan değil, büyük olan değil. Farkında olan önde. Farkındalıklarımız kadarız. Sahip olduğumuz tek şey ise işte bu, deneyimlerimiz. Ne mal, ne mülk. O zaman itiraf vakti. Hiç bu kadar zengin hissetmemiştim. Kitabımın arkasında yer alıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.